Sevgili Fotoğraf Çekmek Kolay ailesi, uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra, güzel bir yolculuktan sonra Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı olan Kapuzbaşı şelalelerine vardık. Varır varmaz şok içinde kaldık. Böyle bir dehşet vari bir şelaleyi ben ilk defa görüyorum. Bu şelaleler Aladağlardan 2000 rakımda doğan suyun her biri 40 ve 70 metre yükseklikte dökülen şelaleleri. Türkiye'nin en yüksek akan şelalesi ve dünyanın da en yüksek ikinci şelalesiymiş ve buraya gelmekten çok mutlu oldum ve bunu görmekten çok mutlu oldum. Şelalenin yere ulaştığı, toprakla bütünleştiği yerde de Aladağ ve Aksu derelerini besliyor bu şelalenin suları ve her zaman Erdinç Omaç'ın dediği gibi söz uçar, görüntü kalır. Su akar da yolunu bulur. Şimdi sizler de görün. Evet sevgili dostlar, diyeceksiniz ki buraya kadar niye geldin? Vallahi buraya kadar size o suyun saydamlaşarak aktığı, hani çok güzel kareler var ya, yarı uzun pozlama diyorum ben ona. O karelerin nasıl çekildiğini, hangi ayarlarda ve ne gibi araç gereceğe ihtiyacımız olduğuyla ilgili birkaç bilgi vermek için geldim buraya. Ama muhteşem fotoğraflar, muhteşem kareler alacağımıza samimiyetle inanıyorum. Evet sevgili dostlar, şimdi düzenimizi kurduk. Öncelikle tripoda sağlam bir biçimde yerleştirdik. Ondan sonra önüne ben suyun o parlamasını önlemek için bir tane polarize filtre taktım. Onsuz biraz zor olur bu işler. Daha sonra öyle çok uzun pozlama istemediğin için, çünkü çok uzun pozlamada suyun saydamlığı artar ama akışını kaybedersiniz. Onu da istemiyoruz. Yani benim çekeceğim 1/3 saniye olabilir. 1 saniye maksimum hız istiyorum. Daha fazla istemiyorum. Onun için de ne yaptım? ISO ayarını 80 ISO'ya kadar indirdim. Diyaframı 22'ye kadar çıkarttım. Ki enstantane de ona göre kendini düzenlesin ve güzel bir kare yakalayalım diye. Daha da önemlisi, deklanşör titremesini de önlemek için yapmanız gereken tabii ki timer'ınızı 2 saniyeye ayarlamak olacaktır. Ve bir daha bakalım son olarak. Deklanşörümüze basıyoruz. Ve karemizi çektik ama çok parlak çıktı.
Biraz manuel bir ayar yapacağız, anlaşıldı. Bu sefer netlemeyi suya göre yaptım ki pozlamayı da suya göre ayarlasın diye. Yine hala artı, evet, F22'deyiz ve 80 ISO'dayız. Birazcık şeyimizle, polarize filtremizle oynayalım, fark ediyor mu? Evet, bir daha deniyoruz. Hala çok parlak. Tabii buradaki sıkıntı ne biliyor musunuz? Çok yüksek bir dinamik aralığında çalıştığımız için arzu ettiğimiz netice şu an için yakalayamıyoruz. Başka bir şey deneyeceğim ben şimdi. Şimdi filtremizi 3 ile 6 stop arası değişebilir bir ND filtre ile takas ettik. Bakalım şimdiki ayarlarımız ne olacak? Evet, aşağı yukarı bir 6 stop kadar ya da 5 stop kadar daha aşağı verdim. Dolayısıyla da enstantaneye 1,5 saniyeye kadar çıkarttı. Yine F22'de. F22'nin de şu avantajı var. Derinliği, net alan derinliğini daha yüksek tutacaktır. Bakalım suyun saydamlığını aşırı saydamlaştırmazsa bu sefer güzel bir kara yakalayacağız. Yine aynı şekilde şeyimizi kontrol edelim. Evet, timerımız açık. Bir daha bakıyoruz, son bir kez bir ayarlama yapalım. Evet. Ve deklanşörümüze basıyoruz. Yukarıda daha akan gölgedeki alana netledim. Bir de öyle bir kare çekelim. Öyle deneyelim bakalım. ND filtremin de kısıklığını 2 stopa kadar düşürdüm. Hatta 1,6 saniyeye kadar düştü. Evet, highlightlarıyla biraz oynarsak tatmin edici bir kare yakaladık gibi gözüküyor. Biraz daha yaklaşalım. Evet, 2 saniyeye göre ayarladık. Yine F22'deyiz. Yine deklanşöre basıyoruz. Oo, çok güzel. Yerimizi değiştirelim. Gel seçilcim benimle. Evet, yerimizi biraz daha değiştirdik ve şelaleyi tam karşıdan alıyoruz. Ayarlarımızla hiç oynamadık. 80 ISO, 20 F22 ve 2 stopta ND filtremizi kullanıyoruz. Yine 2 saniyede ayar. Vallahi müthiş tatmin edici bir kare yakaladık sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, yasak olan bir yere geldik, yapacak bir şey yok. Bezimi nereye koydum? Buradan da sular sıçrayıp duruyor zaten. Bakalım nereye koydum ben bezlerimi? Oo, kameranın üstüne şey geliyor. Ama demokrasilerde çareler tükenmez. Buradaki ayarımıza bir bakalım. 52 veriyor. 52 çok fazla. Biraz şimdi buradan kısmamız gerekiyor. Tekrar timer'ımızı ayarlayalım ve basalım. Kontrol edelim. Wow. Bu sefer de biraz yukarı çıktık. Yükselttik. Bir daha bir silelim camımızı. Ve alalım bir kare. Pardon. Timer'ımızı unuttuk tabii. Bastık. Şimdi tamam.
Evet sevgili dostlar, birçok açıdan birçok değişik kareler aldık. Çok aydınlık ortamlarda mutlaka bir ND filtre ya 3 stopluk ya da bir 6 stopluk bir ND filtreye ihtiyacınız var gündüz çekimlerinde. Zaman zaman da ona bile ihtiyacınız kalmayabilir. Gölgeli yerdeyseniz F22'ye kadar diyaframınızı getirip suyun debi hızına göre de enstantane hızınızı ayarlamakta fayda var. Çünkü yavaş akan suda yüksek, daha doğrusu uzun pozlama güzel gözükürken yüksek debililerde ne yazık ki çok fazla suyu saydamlaştırıyor. O zaman da öndeki filtreyi çıkartmanız ve diyaframınızla oynayarak o arzu ettiğiniz enstantaneye getirmeniz gayet güzel sonuçlar elde edecektir. Benim kullandığım lens bugün 16-80 oldu. X-T4 ile çekimleri yaptım. Şu anda X-S10 ve 15-45 ile güzel eşim video çekimlerini yapıyor. Arada video çekimleri için X-T4'ü de kullandım. Sevgili dostlar, uzun pozlama daha çok geniş içerik gerektiren, özellikle gece çekimlerinde, yıldız çekimlerinde çok daha uzun, 20 saniyeli, 30 saniyeli, bazen 1 dakika, 2 dakika, yarım saat uzun pozlama yapan insanlar var. Onlar tabii artık işin çok uç noktaları. O kadarına gerek var mı, yok mu? Daha sonra ilerleyen zamanlarda belki de daha böyle gece çekimleriyle ilgili bir içerik yaparız. O zaman gerçek anlamda daha da uzun pozlamaları görmüş olursunuz. Bu içerik bunu hak etti diyorsanız beğenme butonuna basma zamanı geldi sevgili dostlar. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bu kanala destek olursunuz ve bu beğendiğiniz içeriklerin de daha geniş bir kitleye daha süratli yayılmasını sağlamış olursunuz. Şimdilik huzurla kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç, fotoğraf çekmek kolay, bugünlük bu kadar.